Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte. Hocam günaydın. Günaydın Barış. Baktım ki gözlük olmuyor yan yana. Ben bıraktım. 8 gözlük olmuştuk. Ben zaten senin gözlüğü bırakacağını biliyordum. Hocam hiç bırakma diye unuttum işte. Alışkın olmayınca unutuyorsunuz. Evde unuttum gözlüğü. Gözlüksüz devam edeceğiz. Ama insanlar da çok alışmıştı dün bizim iki gözlüklü halimize. Öyle değil mi? Neyse artık yeni sezonda. İkimiz oluruz beraber umarım. Tamam. Şimdi Merkez Bankası'nı konuşmuştuk dün. Para politikası evet. Kurulundan ne çıkar, ne olur diye. Sürpriz çıkmadı aslında. Evet. Beklenen oldu. Ne oldu onu anlatalım. Ayrıca Merkez Bankası'nın da tabii para politikası kurulunun Gezi olaylarına bir vurgusu var mıydı? Evet. Oradan başlayalım isterseniz. Şimdi Merkez Bankası'nın hakikaten toplantısında Barış şey oldu. Yani beklenen oldu. Faizlerle hiç oynama yapmadı. Ve önemli hani şeyde değişiklik olabilir diye bekliyorduk. Muzlam karşılıklarda orada da bir değişiklik yok. Sadece bir ayda piyasaya vereceği para miktarını baylık repolarda sadece 200 milyon TL'ye indirdi. Bir önceki ay 500 milyon TL'ydi. Dolayısıyla bir miktar parayı kısıyor Merkez Bankası. Şimdi Merkez Bankası'nın söylemine baktığımızda diyor ki bu verileri açıklarken yani bir dalgalanma oldu ya, bu dalgalanmalara baktığın zaman yakın dönemde küresel düzeyde para politikalarına ilişkin artan belirsizlik nedeniyle sermaye akımlarında zayıflama gözlenmiştir diyor. Şimdi sermaye akımlarında zayıflama gözlendi demek şu, sermaye yani bir para çıkışı oldu. Bırakın hani sermaye girişini. Dışarıya bir çıkış oldu ve Sayın Babacan'ın açıklamasına göre de bu tahminen 1 milyar 250 milyon dolar civarında bir para. Yani yaklaşık olarak 2-2,5 milyar TL civarında bir para. Tabii Merkez Bankası hani bu son siyasi gelişmelere en ufak bir şekilde değinmemiş. Yani onun dalgalanmayı arttırdığı vesaire konusunda herhangi bir yorum yok. Bence şöyle, piyasa beklediği sonuca ulaştı ama dün Merkez Bankası kararı sonrasında faizlerde çok sert yükseliş gördük. Hı hı. Şimdi bu neden oldu diye bakarsak hani Merkez Bankası faizi arttırmadı. Evet. Diğer taraftan belirgin bir şekilde faizi çok sert etkileyecek bir karar da yoktu. Bir tek görebildiğimiz açık piyasa işlemleri yoluyla piyasaya vereceği TL miktarı burada çok önemli. Yani sen TL'yi eğer kısarsan sonuç olarak TL'ye talep yaratırsın. Bu da dövizin bir miktar aşağı gelmesine sebep olur. Ama orada da hani aylık bazda bir aylık repolarda 500 milyon TL verirken şu an 200 milyon TL'ye çekmiş durumda. Bir aylık yani aylık repolarda 300 milyon TL civarında bir kısıntıya gitmesi mi acaba faizleri bu kadar arttırdı? Yoksa başka bir şey mi arttırdı? Şimdi başka bir şey derken ben şunu kastediyorum. Normal şartlarda bu tür zamanlarda bütün piyasa oyuncuları faiz artışı beklemiyordu ama eğer kurdaki yukarı yönlü sert hareketleri durdurmak istiyorsanız normalde göstermelik de olsa ne bileyim bir politika faizini 25 bas puan arttırırsınız. Burada tabii son olaylara da hiç değinmeyip faiz de arttırmaması arkasından Sayın Zafer Çağlayan'ın bu konudaki olumlu yorumu da ona eklediğimiz zaman bence orada politik dengeleri de korumaya çalıştı Merkez Bankası. Normal şartlarda bu kadar para çıkışının olduğu bir dönemde aslında onun daha fazla devam etmesini engellemek adına bir bakıma göstermelik veya bir faiz artışı da gerçekleşebilirdi. Diğer taraftan ilginç bir şey açık piyasa işlemlerinde haftalık repolarda yaklaşık daha önce 6 milyar TL'ydi üst bant. Onu 9 milyara çekti. Gerekirse çok daha fazla da para verebilecek
piyasaya. Bankta likitte çok sıkışırsa eğer, o zaman da para verebilecek. Hani her iki tarafta da esnekliği koruyoruz diyor. Yani son işte küresel gelişmeler diyor. Ama tabii ki şunu da biliyoruz. Son iki haftada küresel gelişmeler değil, içerideki volatiliteyi yaratan tamamıyla içerideki gelişmelerdi. Beklenen oldu diyelim. Ama faizlerdeki artış bu karar sonrasında yabancılardan bir satış geldiğini düşünüyorum. Yani devlet tahviline ve hazine bonolarına bir satış geldiğini düşünüyorum. O yüzden faizler çok sert arttı. Yani biz krizin en derin döneminde bile hani 7'yi gördük. Dün 6.81 kapandı. Şimdi oldukça yüksek bir artış bu. Bu şeyi gösterdi. Yani bu tabii borsayı da çok olumsuz etkiledi. Ve ardından dövizde de yukarı hareket oldu. Dolayısıyla bir miktar volatiliteyi arttırdı Merkez Bankası kararı. Yani Merkez Bankası'nın normalde volatiliteyi düşürmesi lazım. Bu karar sonrasında volatilite arttı. Tabii bunu tahmin ediyorum biz gelecek hafta daha iyi anlayacağız. Yani bu haftaki yabancı pozisyonları ne oldu, çıktılar mı, girdiler mi? Her hafta Merkez Bankası bunu yayınlıyor şeyde, kendi sitesinde. Yani yabancıların yapmış olduğu devlet iş borsalama senetlerindeki satış, hisse senedindeki alış satış arasındaki farkı, onu bekleyip göreceğiz. Piyasadan çok önemli bir tepki derken, hani çok fazla ayrıntılı yorumlanıp bu karar beklenmedik bir karardı vesaire gibi bir durum da oluşmadı. Peki hocam, bugün tabii gözler FED toplantısında olacak. Evet. Neler bekleniyor, ne bekliyorsunuz, neler çıkar FED'den? Şimdi FED'i bir doğru anlayalım. Yani Amerika Merkez Bankası, bir de biliyorsun dün konuştuk bu konuyu. Galiba Janet Yellen'ın şansı çok artıyor. Yani Bernanke'nin yerine ilk defa bir bayan Merkez Bankası Başkanı olacak Amerika'da. Eğer olursa tabii. Yani şu an beklenen en önemli adayın o olduğu belirtiliyor. Daha önce hatırlarsan, yani Aralık ayında, Kasım'da falan hep şu konuşuluyordu. Jackson Hole'da işte bütün dünya Merkez Bankası başkanları toplamıştı. Parasal genişleme olacak mı? Ek parasal genişleme olacak mı? Ek parasal genişleme ile birlikte ne olacak? O zaman 45 milyar dolarlık alım yapıyordu FED. Daha sonra açıkladığı bir kararla da artı 40 milyar dolarlık da hem özel sektör hem kamu kağıtları olmak üzere 40 milyar dolar daha arttırmıştı alımlarını aylık bazda. Ve bu şu ana kadar devam ediyor. Fakat özellikle bu yılın başından itibaren, yani Mart başından itibaren FED'in üyeleri çok, benim tahminim çok bilinçli bir şekilde ve Bernanke'nin de icazetiyle diyeyim. Evet. Bu para fazla, tahvilde alımları azaltmamız lazım. Artık bu kadar para ekonomiye çok da fazla destek sağlamıyor vesaire. Bu tip görüşler çıkmaya başladı. Bu görüşlerden kimisi tam 180 derece uç noktalardaydı. Yani birisi kesin hemen durdurulmalı tahvil alım programı. Diğeri de hayır, hala tahvil alım programı ekonomiye fayda yaratmaya devam ediyor diyen FED üyeleri var. Fakat ağırlığa baktığımızda ağırlık yavaş yavaş tahvil alım programının azaltılmasına tarafında olanlara doğru şey yaptı, eğim gösterdi. Ve Bernanke de, Amerika Merkez Bankası Başkanı Bernanke de yapmış olduğu açıklamada aynen şöyle söylüyordu. Gerçekten bu alım programlarıyla ilgili olarak kesin bir sinyal vermedi, net bir sinyal vermedi ama çeşitli alternatif işte politikalar düşünülebilir. Ekonomideki gidişata bakılır. Eğer öyle yani gerekirse o da uygulanabilir gibi bir şey söyledi. Ama şu an piyasanın algılaması bu tahvil alım programının azaltılacağı yönünde. Yani piyasa kesinlikle böyle algılıyor. Sebebi de FED üyelerinin yapmış olduğu açıklamalar. Hı hı. Şimdi onlar da piyasa beklentilerini muazzam izliyorlar. Yani piyasa ne bekliyor ve biz ne yapıyoruz? Buna biz beklentileri yönetmek diyoruz Barış. Yani bir ekonomide zaten beklentileri yönetebilirseniz inanılmaz etkili oluyor politikalarınız. Yani işin çok önemli bir boyutu psikoloji. Yatırımda da psikoloji. Bugün ne bekleniyor? Bir kesim diyor ki hemen tahvil alım programını azalttığını açıklayacak. Ben buna çok
olasılık vermiyorum. Yani Haziran ayı, Eylül toplantısında açıklayacağını sinyal verecek diyenler var. Yani Eylül toplantısı geldiğinde Fed evet tahvil alım programını azaltmaya karar verdik. İşte Aralık'tan itibaren aylık 40-20 milyar dolar azaltacağız gibi bir şey söyleyecek. Bir kısmı da diyor ki hayır böyle bir sinyal geçen toplantıda olduğu kadar bir sinyal verecek. Ama daha sonraki toplantılarda ve bu yıl sonuna kadar da tahvil alım programında bir azaltma olmayacak. Benim beklentim şöyle. Bu yıl sonuna kadar tahvil alım programında bir azaltma olmayacağı ama 2014 ile birlikte zaten onun bir tanesi hani süresi var. Zaten otomatikmen azalacak. 2014 yılının başından itibaren artık yeni parasal genişleme, yeni alım olmayacağını ve tahvil alım programında da ne kadar bir azalma olacağını açıklayacak bence. Hı hı. Bu piyasa için olumlu haber olur. Yani bir an önce tahvil alım programını azaltacağım dememesi piyasa için en azından bir 2-3 ay daha rahat edeceği bir dönem olacaktır. Çünkü aksi halde dolar hızla değer kazanır dünya piyasalarında. Hani siz tahvil alım programını biz Haziran ayında, Temmuz ayından itibaren azaltmaya başlıyoruz dediğinizde dolar hem Euro'ya karşı hem Japon yenine karşı yeniden değer kazanmaya başlar. Bu da Amerikan mallarının pahalanması anlamına gelir. Ve dış dengesini de olumsuz etkileyebilir Amerikan ekonomisinin. İşte bu nedenle ben belki aralığa adres, belki bir yol haritası verecek. Şunları şunları göreceğiz, o zaman tekrar düşüneceğiz diyecek. O anlamda Fed'in açıklaması sonrasında piyasaların, dış piyasaların özellikle daha da kötü olmasını beklemiyorum. Yani aceleciler var. Bir miktar onların haksız çıkacağını, diğerlerinin de daha nasıl olsa yıl sonuna kadar bu iş devam eder diyenlerin haklı çıkacağını düşünüyorum. Ama her zaman olduğu gibi her yerde sürprizler olabiliyor. Fakat hani bizim merkez bankamız toplanıyor olsa sürpriz beklerim de çok. Çünkü çok fazla sürpriz gördük oradan. Fakat Fed'in hani piyasayı şaşırtmak istemeyeceğini, piyasanın beklentilerine yakın şeyler söyleyeceğini düşünüyorum. Çünkü piyasayı şaşırttığınız an bu sefer pozisyonları herkes çok sert değiştiriyor. Bu sertlik ciddi anlamda dalgalanmaya sebep oluyor. Ve geleceğe ilişkin öngörüleri de, piyasanın geleceğe ilişkin öngörülerini de zayıflatıyor. Bu nedenle de Fed'in bu akşamki açıklanacak kararı sonrasında özellikle bir sinyal daha vereyim. Çok önemli bence. Altının düşmemesi bu karar öncesinde. Dün buna biraz değindim ben. Altın düşmüyor. Altının düşmemesi bu alım tahvil alım programının azaltılması işinin şeye kalacağını gösteriyor. Yani belki de yıl sonunda kalacağını gösteriyor. Şimdi bak altını açıyorum. Altın evet buraya bir miktar geriledi ama hani eğer tahvil alım programı bu Haziran'da Temmuz'da azaltılacak olsa yakın bir zamanda altının biz 1320 dolarında altına gitmesini bekleriz. Bence buralar bayağı bir yakın seviyeler olacak. Karar sonrasında altında yükseliş görebiliriz. Yani altında bir en azından 1450'lere kadar bir yükseliş görebiliriz. Şu anda da 1364 dolar seviyesinde. Bununla ilgili de tam bu noktada bir soru var hocam. Ons altın Fed'in pozisyonunu önceden sattı gibi ve düşüncem bugün pozisyon almaktan yana. Siz ne düşünürsünüz? Bu sefer toplantıdan önce sert satışlar gelmiyor. Doğru söylüyor. Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Özellikle de 1350 doların altına da gitmiyor. Hı hı. Hani toplantıdan sonra eğer 1350 doların altına giderse altın toplantı açıklamalardan sonra orada bence altını alacaklar. Yani altındaki düşüşün en azından kısa vadede artık sonlanmaya başladığını ben düşünüyorum. Ve buradan itibaren bir yukarı hareket göreceğimizi düşünüyorum. İlk defa dikkat edersen altında bir yukarı hareket bekliyorum. Yani dün de biraz bu konuya değindim. İlk defa altında yeniden bir yukarı hareket belki 1450-1480 dolara kadar bir hareket olabilir. Ama her zaman olduğu gibi yani piyasada bir şeyi tahmin etmek için varsayım yapmanız gerekiyor. Bizim varsayımlarımız da şu, altının yöneten fonlar Fed'den ne çıkacağı konusunda daha fazla bilgiye sahipler. Ve bu nedenle de eğer Fed'den çok olumsuz bir karar çıkacağını biliyor olsalar ki, hani Fed'in ne karar vereceğini bilebilirler mi diye sorabilir burada bana izleyici.
açıklamaların her birini alt alta koyup okuduğunuzda, ki biz onu çok yapmıyoruz. Hı hı. Hani ben altın piyasasında bir fon yöneticisi olsam, her bir şeyin, Fed üyesinin söylediği her kelimeyi her saniyesiyle, her dakikasıyla kaydederim. Bunların hepsini birleştirdiğin zaman bir puzzle'ın ana resmi görürsün. Dolayısıyla altını şey yapan fonlar bence burada artık daha fazla kötü haber beklemiyorlar. Olsa olsa iyi haber gelebilir altın için. Eğer haber geldikten sonra altın geri çekilirse bile satmamak lazım. Yeter ki 1320 doların altında kapatmasın. Ama 1320 doların altında bir kapanış olursa, o zaman zaten bu söylediğimiz geçerlidir. O zaman zaten bırakın almayı, yükselmeyi, sert düşüşler de beraberinde getirebilir ama burada olasılık düşük yalnız. Bu sefer düşük. Yani %10-15 olasılık verebiliriz. %80-85 olasılıkla altın daha fazla düşmeyecek kısa vadede. Bir miktar bir yukarı tepki yapacak diyebiliriz. Peki bir başka soru. Efe Gökhan Ünsal diyor ki, FED kararı sonrasında Euro-Dolar paritesi hangi seviyelere kadar yükselebilir? Şimdi Euro-Dolar, Euro-Doları etkileyecek şey şu. Eğer FED bu Euro-Dolar paritesi grafiği ve Euro-Dolar paritesi 1.28'den yaklaşık olarak işte Mayıs'ın sonunda 1.28'e kadar gerilemişti. 1.34'lere kadar geldi. Bu oldukça sert bir artıştı. Ve daha önce de Euro Dolar paritesinin analizini vermiştik. Şurada bu bölgede, yani 1.35'e yakın bir kesimde çok güçlü bir direnç var. Yani o direnci geçer mi geçmez mi? Benim tahminim şu. Eğer Euro Dolar paritesi de şey sinyali veriyor. Yani Fed'den hemen kısa vadede bir tahvil alım programını azaltacak bir karar çıkmayacak. Hı hı. Yani Euro Dolar paritesi de bu sinyali veriyor. Dolayısıyla Euro Dolar paritesine baktığımda, karar sonrasında eğer bir gerileme olursa, ki hele ki 1.33, 1.32, 50'lere doğru bir gerileme olursa, buradan güç toplayarak yeniden yukarı 1.36'lara kadar yükseliş görebiliriz. Euro Dolar paritesinde aşağı yönlü hareket olasılığı şu an az gözüküyor. Bunun en önemli sebebi de buradaki işlem miktarları çok artmış durumda. Adeta ben bu işlem miktarlarına bakınca, Euro Dolar paritesinde bırakın aşağı hareketi, Euro Dolar paritesinde yukarı yönlü hareketin gitgide güçleneceğini düşünmeye başladım. Yani şu bölüm, şu çıkış çok daha sağlıklı bir çıkışı beraberinde getiriyor. Üstelik Yunanistan'ın hesaplarının tutmadığına ilişkin, daha yeni açıklar, yeni boşluklar olduğuna ilişkin haberler çıkmasına rağmen Euro Dolar paritesi pek fazla gevşemedi. Bu nedenle bu grafikte görüldüğü üzere, eğer bu 1.34-50 seviyeleri yukarı geçilirse, 1.34-50 yukarı geçilirse, orada hareket sertleşir, yukarı doğru gider. Hı hı. Şu an Euro Dolar paritesi bana şunu söylüyor. Evet Yaşar, şu an FED toplanacak ve hemen bir aksiyon çıkmayacak. Belki 2-3 ay sonrasına ilişkin bir sinyal verilecek şeklinde bir mesaj veriyor. Çünkü eğer siz tahvil alım programını azaltacak olursanız, verdiğiniz dolar miktarı zaten piyasaya azalacağı için Euro Dolar paritesini sert aşağı çekmesi lazım. Bunu büyük bir sürü dünyanın fonları burada işlem yapıyor. Bunu piyasa görür, yani bunu önceden hisseder. Şu an bu paritede de böyle bir hareket olmaması nedeniyle kararın, yani Fed kararının acil bir tahvil alım programını azaltma yönünde olmayacağını düşünüyorum. Erkan Şahin de diyor ki, hocam parasal genişlemenin azaltılarak, parasal genişlemeye azaltılarak son verilmesi nedeniyle TL kurda ne kadar kaybeder? Bu süreçte hisse senetlerinden çıkıp dolar almak uygun mudur? Şu an piyasalar öyle yapma diyor. Yani o görüşü desteklemiyor piyasalar. Ne altın o görüşü destekliyor, ne euro dolar paritesi, hı-hı, destekliyor. Hani piyasadan dolar çekilirse, dolar tabii ki sadece bizde değil, dünyada diğer paralara karşı değer kazanır. Ve doların şeyine baktığımızda, yani dolar talebi nasıl diye baktığımızda, verelim arkadaşlar grafiği. Dolar talebini gösteren grafik bu. Dünyada diğer paralara karşı dolara talep var mı? Eğer bu eğri yükseliyorsa talep var. Varmış, 2013 başından beri dolara talep varmış ve Mayıs'ın sonlarına doğru bu dolara olan talep azalmış. Ve sürekli de düşüyor. Yani şu an dolara olan talep azalıyor. Ve bu beklentiye rağmen, tahvil alım programı azaltılacak beklentisine rağmen dolar talebi düşüyor. Eğer öyle oluyorsa, hatta burada desteği de aşağı kırdığı için, yine bu grafikte bana şunu söylüyor.
Fed'in toplantısından hemen kısa vadede bir tahvil alım programını azaltma çıkmaz. İleriye dönük bir sinyal çıkabilir. O da zaten piyasa hani en erken Aralık'ta başlayacağını düşünüyor. O yüzden piyasa rahat. Peki biraz da içeriye gelelim hocam. BIST 100'e bakalım neler oluyor. Dün neler oldu, nasıl başladık haftaya? Bugün hangi yönde ilerleriz? Nasıl pozisyon almak lazım? Şimdi Barış özellikle şunu söyleyeyim. Şeydeki hareket, yani BIST'teki hareket, Borsa İstanbul'daki hareket. Dün hatırlıyor musun bilmiyorum ama 60 dakikalık grafikleri vermiştik. İstersen o grafiği bir daha gösterelim. 60 dakikalık grafikte olayı göstermeye çalışacağım. Ve bu grafikte şu an evet net bir şekilde şurayı görebiliriz. Ayarladım şimdi grafiği. Biz hani talep azalıyor demiştik dün ve şu 3 tane tepe yapmıştı şu talep eğrisi ve ondan sonra da 50'nin altına gelmişti. Dünkü hareketler sonucunda bu sıfıra kadar indi. Yani bir miktar ben düşüş bekliyordum. Hatta şunu çizdik. Dedik ki bakın özellikle şu bölgede bir trend var. Bu trend için 76.500 destek gözüküyordu. Yani şöyle bir trendimiz vardı. Ve 76.500 seviyesi civarında, hatta şu an 750'ye gelmiş trend yükseldiği için bir direnç gösteriyordu. Ve buradan itibaren de şu yukarı yönlü trend bir kere kırıldı. Dün zaten bunun kırılabileceğini belirtmiştim. Yani 78.500'ün altına geçilirse 76.500, 77.500, 77.000'e kadar bir geri çekilme olabileceğini belirtmiştim. Burası kırıldı. Bura kırıldığı için bu aşamada bir miktar daha aşağı hareket beklenebilir hafta sonuna kadar. Şu an dış piyasalara baktığımızda dış piyasalarda genel hava yatay. Yani çok belirgin bir düşüş yükseliş yok. Asya'da Çin sert düşüyor, Japonya sert artıyor. Şu an diske temellerine baktığımızda da borsa dün 77.739'dan kapanmıştı. Şu anda da 78.381, yani yaklaşık 500-600 puan yukarıdan başlayacak gözüküyor. Bugünkü yorumumda dedim ki eğer son günlerde sürekli yukarıdan açıyor borsa, yukarıdan açtıktan sonra şey yapıyor, aşağı doğru sert hareketler yapıyor. Sert hareketlerde de hacim artıyor. Dün de aynı şey oldu. Dün de yüksekten başladı, sonra sert. Bugün eğer düşerek açılırsa iyi haber dedim. Yani bugün düşerek açılmıyor şu an. Tekrar yukarı açılıyor. Şu an güçlü bir direnç var 79.500'de. Yani orayı ben yukarı kırmasını beklemiyorum ama kırarsa çok sağlıklı bir güçlü yükselişi görebiliriz. Fakat bu arada hani sağlıklı güçlü yükseliş ancak piyasanın zaten %65'ini elinde tutan yabancılarla oluyor. Şimdi yabancılara baktığımızda dün yabancılardan bayağı bir ciddi çıkış olmuş. Yani yabancı takasındaki azalmaya bakar mısın? Evet. Ve burada %64.29'dan eğri bir günde 63.63'e inmiş. Bu neyi gösteriyor hocam bize? Nasıl bir psikoloji gösteriyor? Şimdi şöyle yabancılar şöyle düşünüyorlar. Yani hani bu hafta sonu olan olaylarda piyasa düşük açıldı ya. Evet. Ben her zaman şunu söylüyorum yatırımcıya. Zaten herkes sabah satmak istiyor. Tabii. Siz de paniğe kapılıp satmaya çalışmayın. Yabancı da onu biliyor. Niye alış gelsin ki aşağıya? Normal şartlarda şöyle oluyor. Buradaki psikolojiyi eğer yatırımcı anlarsa bu tür günlerde kendisi de yolunu çizebilir aslında. Birincisi alıcı yok. İkincisi satmak isteyenler de aşağıdan satmak istemiyorlar. Yani niye alt kademeden satmak istesin? Bu sefer siz satmak isteyen de az olduğu için az bir alımla piyasayı yukarı çekebiliyorsunuz. Yani çok fazla para koymadan piyasa yukarı çekebiliyorsun. O aşamada altlarda alışlar doluyor. Satmak isteyen yabancı bu psikolojiyi iyi bildiği için belli bir süre sonra bir bakıyorsun ki alışlara vermeye başlıyor. Yeterli alışı gördüğün zaman. Şimdi iki gündür bu oluyor. Oradan sonra bakıyoruz yabancı takası azalıyor. Takas dediğimiz şu an bu takas yalnız şey değil. Parasal takas değil. Evet. Hisselerin dolaşımdaki hisselerin yüzde kaçı yabancının elinde, yüzde kaçı yerlinin elinde. Şu an 63.63'ü yabancının elinde ama bu dün 64.29. Yani %1 demek çok büyük bir rakam. Yani yüzde neredeyse yarım civarında bir düşüş olmuş. Ve yabancı takasındaki bu gerilemeyi ben görünce o zaman şey diyorum. Ya borsada sağlıklı bir yükselişin başlayabilmesi için bu yabancı takasındaki azalmanın bitmesi ve yavaş yavaş yukarı dönmesi lazım.
O yüzden kısa vadede borsada çok sağlıklı, güçlü bir yeni rally beklemiyorum. Ve insanları da her zaman uyarıyoruz. Diyoruz ki bir kanal hareketi içerisinde yukarı gidecek, aşağı gelecek, yukarı gidecek, aşağı gelecek. Böyle olunca da insanlar her düşüşte satıp her yükselişte almaya kalkarlarsa çok büyük para kaybediyorlar. Zaten en büyük para kanalda kaybedilir. Yani büyük yükseliş trendinde kardan kaybedersiniz. Düşüşte zaten yakalanmışsınızdır. Ama bekleyen kazanır. Ve burada da aynı şekilde şey var. Bekleyen kazanır. Burada da kanal var. Kanal yukarı gidince gene yükseliş başladı deyip almaya kalktığında bu sefer dirence tosluyor ve geliyor aşağıya. Ben yatırımcının bir kere o kanal içerisindeki hareketlerde çok fazla hareket etmesini istemiyorum ama kanal geniş. O da yatırımcı korkutuyor. Yani kanal çok geniş. 75 binde 80 bin, 5 bin puanlık. Çok zor hocam orada hiç hareket etmemek. Nasıl? Tabii işte orada hareket etmemek gerekiyor aslında. Yani ben hani ölü taklidi diyorum ya, birçok izleyicim de tweet atıyor bana. Hocam ben şimdi ölü taklidi yapıyorum. Yapabilirim. Daha da devam edebilirim. Devam edeyim bir şekilde. Hocam siz herkesi duran adam moduna sokuyorsunuz yani. Yok o ölü adam modu. Ölü adam modu. Ya zaten bak burada bir şey söyleyeceğim Barış. Yaklaşık beyin üzerine, tamam mı? İşte o soruyu sordum kendime bir gün. Ya bu yatırımcıların hepsinin %98'i, %99'u nasıl kaybeder diyorum. Yani bakıyorsun bireysel yatırımcıların %98'i kimse bu şeyden nemalanamıyor. Stratejisi olan adam, en kötü strateji bile para kazandırıyor ama piyasada. O zaman %50-50 olması lazım. Yani istatistiğe göre, istatistik ilmine göre kazanan kaybeden oranının %50 olması lazım. Bu %98 bireysel yatırımcıda. Tabii o beni mecbur beyin nasıl davranıyor'ya yönlendirdiğinde şunu gördüm. Beyinde bir program var ve bu program muazzam çalışıyor. Yani bu program gerçekten gir bu piyasaya para kaybet diyor bu program. Yani gözün gördüğü şeye göre eğer hareket edersen, yani şu frontal korteks düşünerek hareket edersen bu oluyor. Bir bilimsel, bu tabii bu 5 yılımı harcadım ve o sırada Amerika'yı yeniden keşfetmedim. Bu konuda bir baktım ki inanılmaz çalışmalar yapılmış. Mesela işte daha önce de söylemiştim. Stanford Üniversitesi'nde bir bölüm açılmış. Düşünebiliyor musun? Bölümün adı ne? Neuroeconomics. Nörolog, doktorlarla ekonomistler birlikte çalışıyorlar. Evet. İnsanları makinenin içine koyuyorlar ve beyindeki kan nereye akıyor? Ne zaman? Kaybettiniz dediği zaman nereye kan hücum ediyor? Yani biyolojik olarak beyinde ne oluyor? Bunları incelemişler. Ve orada şu gerçek ortaya çıkıyor. Kazanan insanın, çok ilginçtir, kan direkt olarak bilinçli kısma, frontal kortekste yoğunlaşıyor. Yani kazanmaya başlamış, coşku yaşamaya başlamışsa, işte ne kadar zengin olacağını, bununla neler yapabileceğini düşünmeye başlıyor. Fakat kaybetme durumunda tam tersi bir şey oluyor. Ön frontal korteks, düşünen kesim, akıllı kesim, yani düşünerek hareket ettiğimiz kesim devreden çıkıyor. Orada kan şey yapmıyor. Direkt bilinç altına gidiyor kan. Yani amigdala bölgesine kan hücum ediyor, pompalanıyor. Orası da bizim farkında olmadığımız aklımız ve orası bizi yönlendiriyor. Bu sefer gerçek, makul, rasyonel davranış yerine düşüşlerde tamamıyla vücut, beyin vücudu korumaya çalışıyor. Yani amigdalanın tek bir görevi var. Her türlü tehlikeye karşı bu adamı koru. Yani Cenab-ı Allah oraya o görevi vermiş. Demiş ki sen bu adamı bütün tehlikelere karşı koruyacaksın, sana o görevi verdim demiş. Ve bir tehlike anında tümüyle refleksler harekete giriyor. Yani ben şunu alıp sana fırlattığım anda senin direkt yapacağın şey... Ben biliyorum ne yapacağım hocam. Evet. Senin direkt yapacağın şey elini kaldırmak ve evet, o gelen tehlikeyi... Refleks dediğiniz mesele. Evet. Ya onu zaten yapan amigdala. Yani şimdi Yaşar bana bunu fırlatıyor, ben elimi kaldırayım diye düşünemezsin öyle bir yerde. Yani direkt olarak motor bölüm harekete geçer. Evet. Şimdi yatırımcının çelişki yaşadığı nokta şu. Kazanma ve kaybetme ön frontal kortekste bilinçli hareketlerle yapılmaya çalışırken beyin bunu motor bölümüne atmaya çalışıyor. Motor bölümü. Hocam aklıma bir şey geliyor da söylesem mi söylemesem bilemedim. Biz ona Türkçe Yusuf diyoruz. Korkulduğu zaman bizimle oluyor. Hayır zaten o devreye girdiği zaman amigdala'ya bundan sonra Yusuf adını takabiliriz bak. Ve evet. Hayır o kadar ilginç bir yapı ki beyin. Şöyle adam silahı çekmiş ve biliyorsun ki sen ateş edecek, tamam mı? Yani o korku direkt olarak sigortayı attırıyor. Yani beyin direkt olarak seni
bayıltıyor. Veya zaten orada kurşunu yesen bile hissetmiyorsun. Vücuda salgıladığı kimya o sırada senin tümüyle yani hissetmemene sebep oluyor. Peki. Yani biyoloji dersine bir mola verelim hocam. Ara verelim. Ne? Soru reklam var. Yoktu. Program tamam. Bitmek üzere artık az kaldı. 6 dakikamız var. Şimdi piyasayla ilgili bir soru var. Diyor ki Turgut Bey, yabancı çok pozisyonda yakalandı. Bu süreçte piyasa sakinleştikçe pozisyonlarını biraz kapatıp kenara çekilecekler. Siyasal riski fiyatlara dahil edecekler. Şu anda da bunun yaşandığını düşünüyorum diyor. Siz ne dersiniz? Aynen katılır öyle mısınız? Yani şu an ama şeye katılmıyorum yalnız. Zaten yabancı pozisyonu ciddi biçimde azalttı zaten. Yani bundan sonra olsa olsa toplama dönemine geçecektir. Siyasal riski de fiyatın içine dahil etmişler ki biz 93 binden şu an 78 bindeyiz. Yani yani 15 bin puan aşağıdayız. Dolayısıyla yeni dengeler oluşacaktı, yeni parametreler ve biz 78 binde şu an bugün itibariyle ama 73 binde 80 bin aralığında yeni denge oluşuyor. Faizde de altının üzerinde yeni denge oluşuyor. Kurda da 1.85'in üzerinde yeni denge oluşuyor. Yani yeni dengelerimiz bu. Ne kadar bir süre bu? En az minimum birkaç ay, 2 ay, 3 ay devam edecek bir denge. Ondan sonra Türkiye'yi satın almak için hangi hikayeye bakacak yatırımcı? Yani yabancı hangi hikaye için alacak? Not artırımı dersen gelmiş zaten. Büyüme bu olaylardan sonra Haziran ayı sanayi üretim kapasite kullanım oranı, perakende satış verileri, ISM imalat sanayi satın alma yöneticileri endekslerine hocam, bakacağız. Olimpiyat meselesi, çözüm süreciyle ilgili gelişmeler. Bundan sonra yani yaz boyunca belki biraz da bunlara da bakılacak. Valla şu an fiyatların içerisinde sanki olimpiyatlar yok gibi. Şu an yok. Evet, ama yok gibi. Ama mevzu Ağustos'ta ısınacak. O bir hikaye olabilir. Hı-hı. Yani o zamana kadar zaten bunları çözüm sürecini unuttuk mesela. Yani onu biraz geride bıraktık bu Gezi Parkı protestoları olayları sebebiyle. Belki onunla ilgili yeni gelişmeler olabilir. Ama şöyle, piyasa bunu satın alması için çok net sinyal görmesi lazım. Hı-hı. Yani Türkiye'nin %4 büyüyeceğine ilişkin verileri de görmesi lazım. Evet. İlk çeyrek büyüme hiç fena gelmedi. Şimdi ikinci çeyrek büyüme ne gelecek ben çok merak ediyorum. Yani bu bayağı bir ekonomiye darbe vurdu bu olaylar. Dolayısıyla şu an için Türkiye yeni bir denge, yeni bir yola girip borsanın artık sağlıklı yeniden bir yükselişe başladığını söyleyebilmemiz için bizim kesinlikle o yeni hikayeyi, yeni senaryoyu oluşturmamız gerekiyor. Bundan sonraki süreçte yatırımcı bence hani kısa vadede şey beklemesin. Fakat çok ilginç bir şey. Bugün web sitemde de onu yazdım Barış. Evet. Bu tür zamanlar çok ilginç zamanlardır. Asıl çok iyi kağıt seçilecek zaman bu tür zamandır. Yani tam böyle hani nasıl söyleyeyim, öyle bir mevsimi vardır ki bir şeyin tam zamanı dediğim bir mevsimi vardır ya. Bu tür bir piyasanın yavaş yavaş aşağı gittiği, işte İMKB'nin yavaş yavaş aşağı gittiği, trendlerin işte satışların yoğunlaştığı ve gittiği yerlerde bazı hisseler direnmeye başlar. Direnen hisseler ikiye ayrılır. Bir manipülasyon yapılan hisseler, yani yatırımcıya bak nasıl direniyorum diye kendini gösterip yatırımcının almasını sağlamaya çalışanlar ki onlar tehlikelidir. Onu da nereden anlarız? Eğer bu süreç içerisinde hisse minimum %15-20 yükselmiş, minimum diyorum, ve tepelerde bir yerde ve düşüşe direniyorsa ondan o tehlikelidir. Önemli olan şudur o tip hisseleri seçerken. Piyasa düşerken piyasa düşmüş. Piyasa yükselmeye başladığında toparlamış. Ama şimdi piyasa aşağı giderken gene diplerin biraz üzerinde ama artık daha fazla düşmüyor. Piyasa kadar düşmüyor. Bu tip hisseler hakikaten önümüzdeki 3-5 ay içerisinde gerçekten iyi kazanç sağlayabilecek hisseler olacaktır. Zaten o hisselerin bütün finansal yapısına, şeyine, yönetimine vesaire, sahibinin kim olduğuna baktığınızda sağlam hisseler olduğu net bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu tür zamanlar zararda olanların büyük bir handikapı şudur. Aldığı hisseyi satarsa zararı realize edeceğini düşünüyor ama satabilir. Sattıktan sonra da değiştirecekse, yani daha sağlam hisselere geçiş yapacaksa çok daha karlı bir işlem yapmış olabilir. Yatırımcılar bunu dikkate almalı. Şimdi hocam İrfan Bey de demiş ki az önceki konuştuğumuz o kazanma kaybetmek meselesiyle ilgili. 6 yıl sonunda sayenizde kaybetmemeyi öğrendim. Kazanmak da bir gün olacak inşallah demiş. O da olacak. Disiplin ve kurallara uymak, televizyon ve benzeri aşırı takip etmemek, Yaşar Hoca'yı bile her gün izlememek. Aa, bravo, yani gerçekten tebrik ediyorum. Kesinlikle. Evet. Yani hakikaten
yatırımcının kendi senaryosunun olması lazım. Bizim en çok karşılaştığımız sıkıntılardan biri ne biliyor musun Barış? Adam satmak istiyor. Tamam mı? Evet. Adam satmak istiyor. Endişeli. Sen de o sırada diyorsun ki piyasa düşebilir diye yazıyorsun ve satıyor. Çünkü teyit etmişsin onu. Tamam mı? O sırada almak isteyen adam kesinlikle almıyor. Senin görüşünü orada kabul etmiyor. Bizim görüşümüzü kabul etmesi onlar farkında değil. Ama bilinçaltı yönlendiriyor. Hı hı. Onlar farkında değil. Bizim görüşümüzü kabul etmesi Barış ancak kendi görüşüyle uyumlu olduğu sürece kabul ediyor. Fakat bir dezavantajımız şu. Sen düşebilir dedim ben sattım diyor. Tamam mı? Halbuki aslında satmaya niyeti vardı. Teyit bekliyordu ve bir yeri gördü. Hı hı. Bak şöyle bir çok ilginç şeyler, anketler yapmıştım verdiğim eğitimlerde. Evet. Eğer insanlar onu satmayı düşünüyorsa zaten diğer uzmanların görüşüne de değer vermiyor. Ve İrfan Bey'in şu söylediği söz var ya, bu müthiş bir şey. Herkesi izlemiyorum. Hatta Yaşar Hoca'yı bile izlemiyorum. Ya, bu gerçekten içerisinde pek mümkün olmuyordu demiş, onu da belirteyim. Yalnız ben şöyle söyleyeyim. Gerçekten bunu yapabiliyorsa eğer, evet, o hakikaten yatırımcılık konusunda bayağı bir kademe atlamış demek. Hocam 30 saniyelik cevap almak üzere son soru. A tipi fon alma zamanı mı? Kemal Ekberoğlu soruyor. A tipi fon alma zamanı, fakat şöyle alma zamanı. Varsayalım ki bütün param mevduatta. Diyelim ki 10 bin liram var. Hepsi mevduatta. Veya tahvil bonu likit fonda. Şu an bir 2500 liralık alırdım A tipi fon. Evet. Yüzde kaç? 25 mi? %25. Piyasanın böyle sert düştüğü ve borsanın bazen birinci, ikinci haber olduğu, bugün de sert düştü dediği günler, işte o gün 1000 lira, 1500 liralık daha alım, evet, yapardım. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Süremizi doldurduk. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü. Biz şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza, bugünün gündemine devam edeceğiz. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.